Hepinize merhaba, Kolaçan'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha öncesinde motosiklet kullanıcılarına, motosiklet tamir ustalarını sormuştuk. Eleştirilerini dinlemiştik, başına gelenleri dinlemiştik. O videoyu çok beğendiniz ama o videodan sonra motosiklet ustalarına tabii ki cevap hakkı doğdu. Biz de mikrofonlarımızı ve kameralarımızı motosiklet ustalarına çevirdik. Bakalım onlar eleştirilere ne gibi cevap vermişler, neler anlatmışlar, şikayetlerini bizlerle paylaştılar. İzlemeye geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala abone değilsek aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Hadi izliyoruz. Ben 50 senedir aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Motosikletteyim yani. Çıraklığımdan beri bu işi yapıyorum. Yapmaya çalıştım. Öğrendim. Bizim de çok hatalarımız oldu. Tabii yanlışlarımız oldu. Çünkü her meslekte olduğu gibi kolay işler değil ki bu işler. Tecrübe istiyor. Zaman istiyor. Usta istiyor. Bir ustanın yanında yetişmediği müddetçe kendi başına öğrenemezsin. Hep bozarsın. Ama ben de yaparım diyenlerin motorun yağ tapasının %95'i yalama. Bir yağ değiştirecek. Ben geliyor diyor ki yağını ben değiştirdim. Mesela yağını değiştireceğim diyenlere olmazsa dur bak ben sökeyim de sen yağını doldur demişimdir. Çünkü bir tıpa sökmüşüz adamı. Kim, kasaba mı gidecek işte tamirciye gelmiş sen yapacaksın. Bu yağ değiştirme en basiti. Yağ değiştirmek motora bakım yapıyor demek değil ki. Onu da beceremiyorlar işin doğrusu. Dünyada en çok yağ değiştiren ülkelerin başında geliyoruz biz istatistiğe bakarsanız. Hep ikinci el alıp sattığımız için her alan, çünkü kimsenin hani Müslüman ülkedeyiz elhamdülillah. Kimseye güvene olmadığı için abi bunun bir yağını değiştirelim diyor. Adam dese ki bir hafta önce ben yağını değiştirdim dese bile inanmıyor. Değiştirmemiştir, biz işi sağlam alalım bir yağını değiştirelim diyor. Niye öyle oluyor acaba? Niye güven yok yani? Demek ki hiç kimsenin kimseye güveni yok. Bazı zamanlarda da hak da veriyor. Adam değiştirmiyor. Çok şey anlatırım bu konuda. Yağını değiştirmeden 4 litre yağ değişti diye yazanları duymuşumdur. Yazıktır, günahtır yani. Buna tenezzül edenler var. Devletin hastanesi var. Adam gittim de bakmadılar da ilgilenme. Eve gittim ölüyordum. Tekrar işte gittik denilenler ne olacak? Bu da insan sağlığı. Sonuçta eleştirecek o kadar çok şey var ki. Bir hastaneye gidiyorsun, adamda iki tane kırık var, hiçbir şey yok diye eve göndermiş. E peki buna ne yapacağız? Demek ki ustanın da ustası var yani. Şimdi ben adama yağ değişecek diyor, geliyor tamam değiştirelim ama soğuması lazım dediğimde bana böyle bir bakıyor. Sanki ben onu oyalıyormuşum gibi düşünüyor. E peki ben bunların hepsini anlatmak zorunda mıyım ona? Motorun soğuması lazım yoksa yalama olur yoksa şöyle olur demek zorunda mıyım? Ben ona yağını değiştirmem demiyorum ki. Ama motorun soğuması lazım diyor. Niye bana itimat etmiyor? Güzel arkadaşlarımız bizlere yorumlar yapmış. Güzel bir video olmuş. Bizim de söyleyeceklerimiz var illaki. Motor tamircisi olmak, motosiklet tamircisi olmak dışarıdan bakıldığında nasıl gözüküyor bilmiyorum da bizim tarafımızdan çok zor. Hem usta olmak, hem esnaf olmak, hem psikiyatrist olmak, insanların derdiyle uğraşmak, insanların motorlarıyla uğraşmak, psikolojileriyle uğraşmak çok zor. 15 yıldır. 16 yıldır bu işte uğraşıyorum. Şimdi motor tamircisi, herkes motor tamircisi. 6 ay kuryelik yapmış, 3 kere ustanın yanına tamire gitmiş, 2 yere söküp takabilen herkes motor tamircisi. Motor kullanıcıları eleştirirken ilk önce ben öyle düşünüyorum, onları eleştiriyorlar genelde. Motorunu bırakıyorlar, ya işi yapılmamış oluyor, ya parasını vermiş, parça siparişi vereceğiz demiş, parçası gelmemiş oluyor. Uydur gaydır işler yaptırıyorlar, ucuz olsun diye genelde o tip yerleri tercih ediyorlar. Ondan sonra şikayet ediyorlar. Yani ben şunu söyleyeyim. İyi iş, iyi para. Kimse kusura bakmasın. Kötü ustalarla karşılaşanlar iyi ustalara da güvenmiyor. İyi ustalara güvenmemekte de haklılar. Kötü ustalar çok fazla piyasada çok hızlı türediler. Onlar da kendi çaplarında haklılar. Yıllardır bu sektördeyiz kardeş biliyorsun. Önce müşteri olarak, sonra da çalışan olarak. Müşteriyken de çok sıkıntılarımız vardı. Şimdi de sıkıntılarımız devam ediyor. Yani bu sıkıntıların geneli aslında insanımız. Motorlardan yana bir problemimiz yok. Kuryelikten geldim ben. Yıllarca kuryelik yaptım. Daha önceden de sanayi geçmişim olduğum için kendi işimi kendim becerebiliyordum. Ustalar da arkadaşımızdı. Onlar da yardımcı oluyorlardı zaten bize. Yani gittiğim hiçbir esnaftan sorun yaşamadım. Hepsi de işim gayet güzel yürüdü yani. Yürümeyenlerin bir sıkıntısı vardır. Onlarda bir problem olabilir. Yani iğneyi biraz kendimize batırmak lazım. Ya usta olmak kolay değil. Bir kere çıraklığını yapmadığın için ustalığına soyunmayacaksın. Öğreneceksin. Yeter kadar öğrenmeye çalıştım ben. Kendi şahsım için konuşuyorum. Hala da kendimi geliştirmeye devam ediyorum.
Gittim devletin sağlamış olduğu imkanları kullanarak ustalık belgesini de aldım. Belki şu an işe yaramayacak ama bu benim için bir ispattır, kanıtlamadır yani. Dükkan işletmek gerçekten çok zor. Yani bin bir çeşit insan geliyor buraya. Hepsi aynı zihniyette değil. İyi niyetli olan var, kötü niyetli olan var. Arkanı döndüğün zaman dükkandaki takımını çalanlar var. Vatandaş geliyor, burası bir iş yeri. Burada bir iş yapılıyor. Karşılığında da bir ücret ödenecek, emek alınacak sonuçta. Geliyor buraya. Giriyor, selamünaleyküm. Usta şöyle bir arızam var. Tamam, olur. Basıyoruz, çalışıyoruz. Bir saat, iki saat motorun üstünde uğraşıyoruz. Ondan sonra, dayı borcum ne kadar? 100 lira. La abi ne yaptın ya, işte çok para falan filan. İyi kardeş, tamam, hani sen 80 ver. Yani çok değil de sen 80 ver. Tamam abi diyor, bir gideyim ya karttan çekeyim ya yarın bırakayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Herhangi bir markete girip alışveriş yapıp da abi ben sana parasını sonra bırakayım diyebiliyor musun? Hani sürekli gelen müşterilerimize zaten biz arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza para sormuyoruz da yani. Varsa var, yoksa yok, önemli değil. Çünkü o adam zaten kendini kanıtlamıştır. Öyle bir sıkıntımız, sorunumuz olmaz. Ama adam ilk defa geldiği bir yere sanki babasının dükkanına girer gibi parasız bir şekilde gelip işini yaptırıp gitmeye çalışıyor. Dükkan açmak, mekan sahibi olmak, usta olmak ayrı bir şey, esnaf olmak daha ayrı bir şey. İnsanlara karşı hitap edebilmek, onlarla konuşup derdini anlayabilmek, bunlar çok önemli. 15-16 yıldır bu işi yapıyorum. Net, kesintisiz. Tabii bunun çocukluk evreleri de var, baba mesleği. Bazı ustalar var, yani usta demeyelim de bazı kişiler var. Kendini usta zannedip böyle bir takım arabası alıp ufak 30-40 metrekare bir dükkan içinde iş yapmaya çalışan çok adam var. Bir iki yağ değiştiriyor, bir buji değiştiriyor, bir şey değiştiriyor. Tamam diyor ya, ben bu işi yapıyorum diyor. Sonra ne oluyor? Adam götürüyor motorunu. Usta diyor, böyle böyle problem var, tamam yaparız, ederiz. Sallıyor usta şeyi, müşteriyi gönderiyor. Yapabilirse yapıyor, yapamazsa bize çok öyle telefon geliyor. İşte şurada bir problem var usta, neyden olur? Burada problem var usta, neyden olur? Tabii onlardan ağzı yanan bir dünya insan var. Doğal olarak onlar da bize geldiğinde de temkinli davranmaya çalışıyor. Yani motorunu teslim ederken, bir işini yaptırırken ister istemez merak ediyor. Yani çünkü öbür tarafta ağzı yanmış, burada yoğurdu üfleyerek yiyor doğal olarak. Yaparım diye alıp bozanlar var. İşte zamanında yarışıp kazandığım başarılarımın, elde ettiğim başarıların ödülü diyelim. Tabii yani bir şeyler yapıyoruz, kendi motorlarımızı uğraşıyoruz, çalışıyoruz, bir şekilde modifiye ediyoruz kendi çapımızda. Bu tür şeyler kendini övmekle değil, yaptığın işlerle insanların seni takdir etmesiyle, övmesiyle olacak şeyler. Kendimize düşen, ustalık gerektiren görevimizi, görev olarak görüyorum ben bunu. Çünkü görevim, ben bundan para kazanıyorum. Tabii ki kendimizi, her gün yeni teknoloji motorlar çıkıyor, her gün teknoloji ilerliyor, işte sensörler, onlar bunlar. Yani dijitale dönüyor, elektroniğe dönüyor. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki kendimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü yeterince bir hizmet verebilmek için kendimizi geliştiriyoruz. Ben okul açmadım. Yani okul çalıştırmıyorum. Mektep değil burası. Senelerimi verdim öğrenmek için. 40 senemi, 50 senemi verdim. Orada koltuğumuz var, çayımız var, kahvemiz var. Gider orada oturur. Ben işimi yaparım. Memnuniyetsiz kalırsa bana şikayetini söyler ki söyletmem yani. Eğer öyle davranırsa o da bana. Ama adam bana gelip de ben burada sökerken bazen oluyor. Adama bir şey diyemiyorsun. Ben yerde çalışırım genelde. Takım alacağım bir yerden bir bakıyorum ki dudak dudağa geliyoruz adamla. Abi şöyle diyorum, bu sefer bu tarafıma geçiyor. En sonunda adama dedim ki bir tanesine, kusura bakmasın ama dedim bunu. Abi ağzın kokuyor, git şöyle otur dedim ya. Şimdi burada ben ne kadar haklıyım, ne kadar haksızım? Veya hiç hakkım yok mu? Ben seviyorum seyretmeyi. İyi de ben maymun muyum abi? Ben de rahatsız oluyorum, ben de öyleyim. Bende de öyle bir hastalık var. Ben kendi işimi kendim yapacağım. Adam internetten görmüş, internette şu para burada. Git o zaman İzmir'de internet var. Git oradan al abi yani. Doğru mu? Mesela kasaptan et alacaksın. Şeye mi gidiyorsun ta? Erzurum'a mı gideceğiz et yemek için? Kasap gitmiş, almış, gelmiş, getirmiş oraya. Sen oradan alacaksın. O da 10 lira üstüne kar koyacak. Neyse bilmem ben o kadar mı da. Sen o an işini halletmeye bakacaksın. Sen bana akıl vermeye kalkarsan ben internetle mi çalışıyorum? Abi internete sordum, burada bu para. Aynı malzeme mi? Aynı kalitede mi? Bilebilir misin? Ben her parçayı takmıyorum ki, bu olmaz diyorum. Adam zincir almış gelmiş 25 liraya. 25 lira teneke almış yani. Zincir, adı zincir ama teneke. İyi bir dişli 5 liraya dişli olur mu ya? Üreten kar ediyor, toptancı kar ediyor, parakendici kar ediyor. Ama ben takarken zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Ayar yapamıyorum ki, bir yerde yumurta gibi oval dönüyor. Bir yerde sıkıyor zinciri, bir yerde bolarıyor. Şimdi bu adama sen onu, bu buna olmaz dediğin zaman
Bunu niye aldın dedi. Abi ucuz işte, ucuza aldım. E sen o zinciri ayarlıyorsun. E bu zinciri kim ayarladı diyecek. Sen ustasın ya, onu taktıktan sonra bir de sen bu nasıl takmış ya bunu. Sanki takma şekli var. Ben ters takmış. Öyle bir şey yok. Genellikle kuryelerin motorlarını yapıyorum tabii ki. Ya kuryelerin biraz da seçiciyim işin doğrusu. Çünkü işte adam arkaya 2 kilo, herhalde o apölle kaç kilo gelir? 2'şer kilo gelse 4 kilo apölleyi koymuş çantasına. Zaten çanta ağır. Yukarı doğru. Önünde 6 tane korna var. 8 tane lamba dizmiş. Abi motor sallıyor diyor. Ben de ona örnek veriyorum. Diyorum ki arabanla diyorum bir sallama oluyor. Rot balansa gidiyorsun. Adam 5 gram 10 gram oraya kurşun çakıyor cantına. Hani salgıyı alıyor. E bu ağırlıkla merkez kaç yapıyor? O motor düzgün gider mi? Bir de elini bırakacakmış. E hamuda da kalk bari. Yani sen bu şekilde zaten binmen yasal değil. Doğru değil. Burası Afrika mı ya? Afrika'da bile artık öyle binmiyorlar yani. Müzik dinleyeceksen git diskotekte dinle, evinde dinle. Kulaklığına Walkman'ını tak dinle. Beni rahatsız etmeye senin dinlediğin müzikle ne hakkın var bangır bangır? E artık orayı da geçtik. Ama arıza olarak adam geliyor motor diyor sallıyor diyor. E sallamaz mı? Tabii ki sallayacak. Yani onu engelleyemezsin ki. Motor bir kere dizaynını yitirmiş. Öyle olunca tabii sen işte nasıl usta oluyorsan oluyor. Yapacaksın onu, halledeceksin tabii. Öne de bir balyoz koyacağız ki dengeleyeceksin falan. Tamam mı? Önüne bir ayı mı bağlamış, ayıcık mı, maymun mu, ne oldu be? Çamurdan, tekerden çamur atıyor ya. Rengi belli değil. Bu ne dedim bir gün birine sordum. Bu ne işe yarıyordu? Bu ne? Senin çocukken oyuncağın yok mu diye sordum hatta kendisine dedim. Çocuk ondan sonra abi haklısın onu kesip atalım dedi. Çünkü o pislikten ben oraya elimi değmek istemiyorum. Çünkü hasta olacağım ya. Çünkü o teker caddeden gelen bütün pislikler oraya emmiş sünger ya oyuncak. E ben veba mı olayım, kuduz mu olayım, kolera mı olayım orada o sallanacak diye. E ben bu müşteriye nasıl davranmam lazım? İşi yapılırken izleyebilir. Yani bunlar çok şey değil ama ağır işler vardır. O an ustanın da sakin kafayla, dikkati dağılmadan bu işi yapabilmesi için dikkati dağılmaması lazım. Bunun için hani müşteri yanında istemiyor. Ya şimdi bir parçayı sökecek olursun, sert bir hareket yapman gerekebilir veya çekişle vurman gerekebilir veya levyeyle sökmen gerekebilir. Ama bunu müşteri varken yapamaz. İşin zorlaşır, tedirgin olursun. Çünkü sonuçta adamın malı. Ha sen bunu zarar vermek amaçlı yapmıyorsun. Sonuçta işini tamir etmek için yapıyorsun ama yanlış algılayabiliyor. Onun için bazı sorunlarda ben şahsen yanımda durması gereken işlerde durdururum. Hiç problem olmaz. Beni izleyebilir yani. Bazen keyif de alıyorum mesela. Beni izliyor. Adamın hoşuna gidiyor benim yaptığım iş. Gerçekten hoşuna gidiyor. Ben de yapıyorum yani şimdi. Allah açık konuşmak gerekirse. Bazen hoşuma gidiyor. Adam tebrik ediyor. Usta diyor bak ben bunu hiçbir yerde görmedim diyor mesela. Garanti isteyen müşteriler benim istediğim parçayı getirmesi lazım. Benim dediğim marka. Doğal olarak hangi parçayı hangi parça kötü bunu ben biliyorum. Bunu diyorum ki mesela şu marka şundan al gel. O gidiyor orada onu soruyor öbürünü soruyor. Arada fiyat farkı var. Gidiyor ucuzunu alıyor geliyor. Ya kardeşim bak bu olmaz. Bu başını ağrıtır. Ben buna garanti vermem. Bunu kabul ederse takıyor. Kabul etmezse benim dediğimi alıp gelecek. Ya bir de şöyle bir şey var. Bir parça bozuk. Bunun değişmesi gerekiyor. Gidiyor ucuzunu alıyor geliyor. Ama parça yan sanayi bu sefer başka yerlerden başka sorunlar açmaya başlıyor. Sorun nereye geliyor? Sen bu parçayı taktıktan sonra bunlar oldu. Kardeşim bunun sorumlusu bu parça işte. Bunu sen aldın geldin. Gittin yan sanayi. Yani bunun bir garantisi yok. Kesinlikle yok yani. Onun için ustaların belirttiği parçaları almaya özen gösterecekler. Ama ben bunu devamlı takıyorum, devamlı yapıyorum ve devamlı bu şikayetlerle karşı karşıyayım. Demek ki bu kötü ya. Bu kötü yani. Bunu takmanın hiçbir anlamı yok. Yeni motor almış. Piyasayı bilmiyor, ustaları tanımıyor. Tabi ustaların hepsi zaten iyi niyetli değil. Çok basit arızalara motoru bekletip yüksek fiyat alanlar var. Yani adamlar gelip işini hakkıyla yapan adamlara, ustalara veya kalfalara, çalışanlara para vermeyip Suriye'den gelip en anahtar tutmayan adamlara götürüp iş yaptırıyor. Ondan sonra benim dükkanıma geliyor motorunu yaptırmak için. Bakıyorum tutacak bir yeri kalmamış. Her tarafını yalama etmiş. Şimdi ben orada 5 dakikalık yapacağım iş başka bir ustanın, başka bir çalışanın. Usta değil, usta onu yapmaz zaten. Hatası yüzünden ben daha fazla emek harcıyorum. Daha fazla malzemem gidiyor. Adamda motoru düzgün olmuyor yani.
Biz yaptığımız bütün işlere garanti veriyoruz. Ama hangi şartla? Bakımlara bana gelmek şartıyla. 1000 kilometre sonra, örnek veriyorum 3000 kilometre sonra, 5000 kilometre sonra yağını değiştireceğiz diye bir çizelge sunuyoruz buna. Adam gidiyor 6 ay yok. 6 ay sonra usta verin motor. Neredesin sen? Değiştirdik mi yağını? Yok, hala aynı yağıyla. Adam ben sana 500 kilometre demişim. Sen 6 aydır yanıma gelmemişsin. Yani ben sana nasıl garanti vereyim? Veya yan sanayi parçayla iş yaptıranlar, hepimiz buna kendimiz de dahiliz. Hiç ustadan şikayet etmesine gerek yok yani. Şimdi bir silindir piston, 125'lik bir motor. YBR'nin örnek verelim yani. Silindir pistonu 800 milyon lira civarında bir fiyatı var. Yan sanayide 150-200 milyon lira. Aynı işi yapmasını nasıl bekleyeceğiz? Herkes işinin acele olmasını istiyor. Herkes işinin önce benim motorumu yapsın. Herkes en iyi benim motorumu yapsın. En temiz benim motorumu yapsın diyor. Dükkandan içeriye girerken bir tane motorunu yıkatıp getiren adam görmedim daha. Çamuruyla, pisliğiyle, yağıyla getiriyor. İşte fiyat konusuna geldiği zaman ya usta ne yaptın ki diyor. Kendin yap o zaman. Biz kendimiz yapıyorduk yani çok. Birçok işimizi kendimiz yapabiliyorduk yani. Bazı arkadaşlar var, işi bizden daha iyi biliyorlar. Her seferinde civatayı sıkacakken usta şuradan mı sıksan, usta buradan mı sıksan, şöyle mi yapsan, böyle mi yapsan. Ya ben söylüyorum, o kadar biliyorsan, o kadar iyisen takımlar burada al kardeş, kendin yap. Veya sen al bir takım çantası. Garajında orada burada kendin yap. Ya işte ben yaparım da şöyle de böyle de yap kardeşim yani. Yapabiliyorsan korkma yani. Bu da kulun yaptığı bir alet. Atla deve değil. Gözünüzün kestiği işleri yapın. Yalnız yaptıktan sonra geldiğiniz zaman daha büyük hasarlar açıyorsunuz. Akşama kadar burada kırık yağ tapalarıyla uğraşıyoruz. Adam yağ almış gelmiş dışarıdan. Dandik bir yağ veya iyi bir yağ fark etmez. E usta bunu kaça değiştirirsin? 5 lira, 10 lira, 20 lira. Ya herhangi bir motorun içliğine göre değişiyor. Elini bir atıyorsun oraya, hop tapa yalama. E söküyorsun, yeri yalama. Takıyorsun, usta yağ kaçırmıyordu, bak şimdi yağ kaçırıyor. İyi de kardeşim, tapan kendin görüyorsun yani, benim yaptığım bir şey değil bu. Daha önceden gelen bir sıkıntı. Ya sen yaptın ya daha önceki usta yaptı. Bunun faturasını niye bana kesiyorsun?